Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik bakalım? Nereye geldik? Gösterin, kağıtları gösterin. Bileti gösterin. Tiyatroya geldik. Ne izleyeceğiz? Ne izleyeceğiz? Evet, hadi gidelim. Yukarı çıkıyoruz. Bakın yukarıdaymış. Haydi bakalım yukarı çıkalım. Çok heyecanlıyım ben. Bakalım nasıl oyun olacak? Bu sefer tiyatro nasıl olacak? Çok heyecanlım acaba. Ay, hadi bakalım. Bayağı da dolmuş. Bize arka sıralar kalmış. Dolu anneciğim, orayı nasıl oturacağız? Oradan oyunumuz başlamadan hemen önce birkaç küçük hatırlatmamız olacak. Lütfen dikkat edin. Başlıyor defter. Asmin başlıyor. Şarkısı söylenen bu en güzel masallara hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sahnenin yani benim yerim olduğu kadar senin de torunum. Artık senin de torununa bakma zamanı geldi. Hayatımdan beri ben kaldım. Kimseyi yarışamam ben. Neden anlamak istemiyorsun ki? Şehirdeki bu fırsatı kaçırmamam lazım. Bir süre kalsa yanımda. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bir başkası da bakacak halim yok. Bir başkası değil o. Senin torunun. Lütfen üzülme teyzeciğim. Lütfen üzülme. Hiç de öyle bahsettikleri gibi serpilisi değil büyük baba. Sabırınca insanın kalbini. Lütfen üzülme. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum teyzeciğim. Aa, şehirden son sürede kaçırmaman lazım. Hadi. Ama nasıl olur? Seni nasıl bırakırım burada? Hayra sağ olma. Sen beni merak etme. Son sürede kadar evin içinde kalacak. Yine büyük baba. Tek bir de çiçektir bile. Sana söz veriyorum anne. En yakın zamanda senin için şehirde bir yuva bulacağım. Lütfen kendine çok dikkat et bebeğim, sakın unutma. Sana sık sık mektup yazarım. Daha kumarazlı mektubu sen eşini ifade etmedin. Bu kadar da durmaya çalışıyordum. Senin yüzünden bozuldu eşini ifade. Benim yüzümden mi? Evet. Özür dilerim, aslında niyetim bu değildi. Sen de sana merhaba demek istemiştim. Özür dilerim, merhaba deseydin de olmalı. Hem eşinin sultanıymış. Ha, işte bu. Sıkılırsın burada, oyuncak alamam ki.
yatmazsın yanımda. Ne yaparsın soğukta? Küçücüktür bak bu kulübe. Herkes geçinirini atlatmamış.
seni daha iyi görebilmek için. Nasıl yani? Benim gibi görmekte sorun yaşayan kişiler dokunarak, koklayarak, duyarak gördüler evladım. Ha. Ben de yüzüne dokunup aklımda canlandırdım seni. O kocaman gelişini görebildim yani. E peki ya yürümek zor olmuyor mu? Kaybolmuyor musunuz? Ben hep yardımcı oluyorum ona. Engeller olmasa her işini kendi yapabiliyor zaten. Bak bakalım beğenecek misin Haydi? Ya ne çok büyük babacığım. Artık bu senin, oturup beraber yemek yiyebileceğiz. Ne? Birlikte oturup yemek yiyebilecek miyim? Çok büyük babam benim. Ne işiniz var burada? Merhaba anne de. Merhaba. Ha büyük baba galiba. Eder hep mühendisiyle tanıştım. Demek tanıştık Peter'le. Evet efendim. İlk karşılaşmamız biraz komik olmuştu ama sanırım çok iyi anlaşacağız Haydi. Üstelik kendisi de asla istemeyecektim. Haydi burayı ve burada olmayı çok seviyorum.
almamı yetinmedi. Ne yaptı bir ihtiyar? Ama ben yan hiçbir yere geçmiyorum. Aa, ay sen bir durma.
Dans etsin.
nedenle yine her gün dağları keşfe çıkıyorlardı. Birkaç hafta sonra... Haydi! Haydi! Gel artık, geç kalacağız. Bak yine çoktan doğdu. Bekletme daha fazla beni. Haydi! Thank you.
mıydı? Hoşunuza gitti mi? Söyleyin evet. Bakalım. Daha önce de kırmızı başlıklı kıza gelmiştik değil mi biz? Evet. Hı, o da güzeldi, bu da güzeldi değil mi? Siz eğlendiniz değil mi? İnşallah sizin şehrinize de gelir Eti Çocuk Tiyatrosu. Ve siz de eğlenirsiniz. Hadi bay bay yapın bakalım. Bay bay yapar mısınız? Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.